Evet dostlar, Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube kanalı için yeni bir videoda yine birlikteyiz. Yazdan kalma günlerden biriyle meşgulüz. Ahıra böyle pencerelerini bir takım telefonlarla kapattık. Revirde bir tane keçimiz var. Bir hastamız var daha doğrusu. Şimdi hep merak edilen ve sorulan bir soru var arkadaşlar. Öncelikle Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube kanalına abone olmanızı rica ediyorum. Ben Adem Korkmaz. Soru nedir? Ne zaman keçi alınmalı? Arkadaşlar, keçinin tam alınma mevsimi ve zamanı bu. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alındı. Alınmadıktan sonra olmaz. Niye olmaz? Neden şimdi alınması gerekir? Şimdi bu konuya değineceğim. Önümüzdeki 3 dakika boyunca hem bu ara Halep Keçi, Halep bu güzel hayvanında seyriyle sizi baş başa bırakırken ben de neden olmaması gerek, ne zaman alınması gerektiği ile ilgili sizi bilgilendireceğim. Şimdi mesela biz keçi satıyoruz. Şu anda stoğumuz tükenmek üzere. Yani belli bir miktara gel bakalım, gel. Ulaştıktan sonra satışı durduracağız tabii ki. Evet, çiviler var arkadaşlar poşette. Şimdi koçla vuruşmuş bu. Koçla vuruştuğu için de kafada biraz böyle şişme oldu, kaşınmak istiyor. Eldivenimi taksam kaşırım. Evet, şimdi neden bizim Halep keçisini bu zamanda almamız lazım? Size onu söyleyeyim. Şimdi keçiler gebe. Şimdi alan karnındaki oğlakla beraber ve sütle beraber gelecek vadeden almış olur. Bugün biz örnek veriyorum 2000 liradan keçi sattığımızı farz edin. Evet, 2000 lira istiyoruz keçilerimize. Şimdi 2000 liradan keçi alan biri 3 ay sonra yanında bir tane oğlak ve süt keçisi almış olacak arkadaşlar. Şu anda bu hayvanlarımız gebe. Gebe olduğu için şimdi aldığında 3 ay sonrayla, yani bahara doğruyla şimdi kıyaslarsak, tamam şimdi yem sorunu var, yem yedireceksiniz ama baharla şimdi kıyaslarsak, örnek veriyorum 2000 liraya bu hayvanı aldığınızı farz edin. 2000 liraya bunu aldınız. Hatta 2500'e, 2000 liraya aldığınızı farz edin. 3 ay sonra doğum yapacak. Belki de ikiz doğuracak. 2 tane oğlak. Ve size 10 ay süresince, yani 300 gün boyunca süt veren bir geçim kaynağınız, hayvanınız olacak arkadaşlar. Bunu 2000 liraya aldınız. Şayet 3 ay sonra almış olsaydınız yine süt keçisi alacaktınız. Ama belki de ikiz olan oğlaklarını alamayacaktınız. Bu sefer sağladığı için bu hayvan günde de 3 litre süt verdiği için 3,5-4 litre. Size biz bunu 2500 liraya satacaktık. Dolayısıyla o 500 lira yem masrafı da sizden almış olacağız. Oğlaklar da bize kalacak. Bu şekilde değerlendirin. Bu hayvan revirde yani tabii ki keçiyi şimdi almak daha avantajlı. Doğumundan sonra oğlağı varken biz bunun oğlağını alacağız. Süt keçisi olarak size vereceğiz. Neticede hatta yine 2000 liranın üzerinde bir rakama vereceğiz. Sonuç olarak bize sattığımız keçiden 2 tane oğlak kalacak. Hiç zarar, hiçbir şekilde oğlaklar da bizim olacak. O yüzden keçiyi almanın zamanı oğlaktan önce gebeyken, kışa girmeden önce arkadaşlar. Bu güzelliği şimdi kendi haline bırakacağız. Ayağında ufak bir toparlama var. Başka bir videoda yeniden görüşebilmek umuduyla. Dediğim gibi keçi almanın mevsimi bu aralar. Baharın aldığınız keçi süt keçisi olacaktır. Ya oğlak alacaksınız o zaman, o ayrı bir durum. Çeviş de ayrı bir durum. Ama anaç alacaksanız kesinlikle alınması gereken zaman bu zaman. Bunu geçtikten sonra yine aynı paraya, daha pahalıya süt keçisi olarak alırsınız. Oğlaklar tabii ki üreticiye, yani satıcıya, bize kalır. Bu açıdan bilgilendirmek istedim. Ben Adem Korkmaz. Başka bir videoda yeniden görüşebilmek umuduyla. Hepinize selamlar arkadaşlar. Sizi Halep keçisiyle baş başa bırakıyorum. Son 10 saniye. Hepinize selamlar.